Düz bacak kaldırma egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız diz ve kalça çevresi kaslarının kuvvetlenmesi. Kişi yan yatış pozisyonunda alttaki dizini büküyor. Üste kalan bacağı düz bir şekilde parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde kaldırıyor. Ve indiriyor. Tekrar kaldırıyor. 5 saniye yukarıda bekliyor. İndiriyor. Tekrar. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri bacağın ön ya da arkada olmaması, tam orta hatta düz bir şekilde kaldırılması. Bu egzersizdeki amacımız bacağın iç kısmında bulunan kasları kuvvetlendirmek. Bunun için evde bulunan bir topu veyahut bir yastığı kullanabiliriz. Topu dizimizin arasına yerleştiriyoruz veyahut yastığı yerleştiriyoruz. İki dizimizi birbirine doğru itip topu veyahut yastığı sıkıştırıyoruz. Burada 5 saniye kadar bekliyoruz ve gevşetiyoruz. Tekrar bastırıyoruz. İki dizimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Topu sıkıştırıyoruz ve bırakıyoruz. Diz düzeltme egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız diz kaslarının kuvvetlenmesi. Kişiden bir sandalyede veya bir koltukta oturmasını istiyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken şey dik oturması. Egzersizi yaparken öne veyahut geriye doğru yaslanmaması. Kişiden dizini düzeltmesini, ayak bileğini kendine doğru çekmesini istiyoruz. 5 saniye kalıyor, bırakıyor. Tekrar çekiyor. Burada bir diğer önemli nokta ayak parmaklarını kendine doğru çekmesi ve bırakması. Egzersizi yaparken ayak parmaklarını kendine doğru çekiyor, 5 saniye bekliyor ve bırakıyor. Bu egzersizdeki amacımız baldır adalesinin gerilmesi. Cerrahi geçirmiş bacak arkada kalacak şekilde öne doğru adım alıyoruz. Ellerimizle duvara yaslanıyoruz ve gövdemizi öne doğru gidiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi, bel çukurumuzu arttırmamak. İkincisi, topuğumuzun yerde kalması. 5 saniye kadar gidiyoruz, bekliyoruz ve geri geliyoruz. Tekrar bir 5 saniye için öne adım alıyoruz. Ve bacağımızın arkasındaki gerginliği hissediyoruz. Hastamızın cerrahi geçirdiği bacağının kalça ve dizlerindeki kasları güçlendirmek amacımız. Burada hastanın duvar veya masa gibi herhangi bir şeyden destek almasını istiyoruz. Ve cerrahi geçirdiği bacağını 90 derece olacak şekilde yukarıya kaldırmasını istiyoruz. Ve tekrar indiriyor. Ve tekrar. Ve indirdik. Ve tekrar. Hasta güçlendikten sonra cerrahi geçirmediği bacağını da kaldırıp indirebilir tekrardan. Veya sırasıyla teker teker bacaklarını kaldırıp indirmesini istiyoruz. Hareketimiz bu şekilde. Burada yine hastadan bir destek almasını istiyoruz. Duvar veya masa olabilir. Cerrahi geçirdiği bacağını yan tarafa kadar ağrı sınırı içerisinde açıp kapatmasını isteyeceğiz. Ve hasta güçlendikçe diğer bacağından da aynı hareketi isteyeceğiz. Amacımız yine kalça ve diz çevresindeki kasları kuvvetlendirmek. Burada tekrar hastamızın dik bir postürde durmasını ve destek almasını isteyeceğiz. Cerrahi geçirmediği bacağını dizini bükmeden kalçadan kaldırıp indirmesini istiyoruz bel yardımıyla. Buradaki amacımız cerrahi geçirdiği taraftaki kalça kaslarını kuvvetlendirmek. Bu egzersizdeki amacımız erken yürüyüşün kazanılması. Bunun için hasta kişiden parmak ucuna sırayla yükselmesini istiyoruz. Bir sağ ayağına, bir sol ayağına yürümeyi stimüle ederek olduğu yerde sayıyor. Terminal diz ekstansiyonu, diz düzeltme egzersizi. Bu egzersiz için ihtiyacımız olan iki şey var. Biri direnç lastiği, egzersiz bandı. Biri
lastiği bağlayabileceğimiz bir masa veyahut bir yatak. Kişi dik pozisyonda lastiği dizinin arkasından geçirdik. Dizini acıtmaması adına bir tane havluyu yerleştirdik. Ve kişinin dirence karşı dizini düzeltmesini istiyoruz. Burada 3-4 saniye kadar kalıyor. Tekrar dizini büküyor. Ve tekrar düzeltiyor. Egzersiz bu şekilde devam ediyor.